Değerli izleyiciler, kelime kelime hadis tahlili programımıza inşallah devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bölümde de yine İslam kardeşliği ile ilgili hadis-i şerifler paylaşacağız. İlk hadis-i şerifimiz, din kardeşini zulümden vazgeçirmek için yardım et şeklinde ki Hazreti Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmiştir. Unsur ehâke zâlimen ev mazlûmen fekâle raculun ya Resûlallâhi ensurhu izâ kâne mazlûmen. Hadis-i şerifin ilk kısmı. Unsur, yardım et, ehake, din kardeşine, zalimen, zalim de olsa, ev yahut mazlumen, mazlum da olsa. Fekale, dedi racülün, bir adam, ya Resulallah, ensuruhu, ona yardım edeyim. İza vakit, ikane olduğu, mazlumen, mazlum olduğu vakit. Din kardeşin zalim de olsa, yahut mazlum da olsa, ona yardım et. Bir adam, ya Resulallah, kardeşim mazlum olduğu vakit ona yardım edeyim, dedi. اَفَرَأَيْتَ اِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ اَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ اَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذَٰلِكَ نَصُرُهُ اَفَرَأَيْتَ söyler misiniz, اِذَا zaman كَانَ olduğu zalimen, zalim olduğu zaman keyfe nasıl اَنْصُرُهُ ona yardım edeyim? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tehcuzuhu zulmetmekten uzaklaştırır ev ya da temne'uhu engel olursun minel zulmi zulmüne fe inne şüphesiz ki zalike bu nasruhu ona yardım etmektir. Ama zalim olduğu zaman ona nasıl yardım edeyim söyler misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onu zulümden alıkoyar ya da zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir. Bu hadis-i şerifimiz ise din kardeşlerinin arasını düzeltmek hakkında. Bunu da Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiştir. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنَ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ size haber vereyim mi? بِأَفْضَلَ en eftalini, daha faziletlisini, min dereceti bir dereceyi, الصِّيَامِ oruçtan, وَالصَّلَاةِ namazdan, وَالصَّدَقَةِ ve sadakadan, evet, nafile oruçtan, namazdan, sadakadan. قَالُوا dediler, بَلَا evet ya Resulallah. قَالَ buyurdu, ıslahu düzeltmektir, ıslah etmektir. ذَاتِ الْبَيْنِ dargınların arasını ve fesadu bozmak ise, fesat ise ذَاتِ الْبَيْنِ insanların arasını هِيَ الْحَالِقَةِ o kökü kazıtandır. Size namazdan, oruçtan ve sadakadan daha faziletli bir dereceyi haber vereyim mi? Evet ya Resulallah dediler. Dargınların arasını düzeltmektir. İnsanların arasını bozmak ise o kökü kazıtandır buyurdu. Bu hadis-i şerifimiz ise kardeşlerin arasını düzelten yalancı değildir. Evet, bu konuyla ilgili. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat eden ilk muhacire kadınlardan olan Ümmü Gülsüm binti Ukbe bin Ebi Muayt radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiştir. لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذ۪ي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا Leyse değildir el-kezzabu, kezzap yani yalancı değildir. Ellezî yuslihu, ıslah eden kimse, düzelten kimse. Beyne arasını, en-nâsi, insanların yani dargın kimselerin arasını.
ve yekulu konuşan, söyleyen, hayran bunun için hayır konuşan, ve yenmi ve niyeti olan, hayra hayır olan. İnsanların arasını düzelten ve bunun için hayır konuşan ve niyeti hayır olan yalancı değildir. Bu hadis-i şerifin Müslim'de yer alan devamı şu şekildedir. وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَلَمْ أَسْمَعْ دُيْمَدُمْ يُرَخَّصُ رُحْسَتْ وَرِلْدِينِ فِي شَيْءٍ شَيْدَ مِمَّا يَقُولُ dedikleri النَّاسُ insanların كَذِبٌ yalanı İlla dışında fi telatin üç şey. El harbu savaşta, vel islahu düzeltmede, beynen nas insanların arasını. Ve hadithu söylediği ile er raculi adamın, imraetehu karısına. Ve hadithu söylediği sözde el mer'eti kadının da, zevceha eşine kocasına. İbn-i Şihab şöyle demiştir. İnsanların dedikleri şeyde üç şey dışında yalana ruhsat verildiğini duymadım. Savaşta, halkın arasını düzeltmede, barışmak için adamın karısına söylediği ile kadının da eşine söylediği sözde. Bu hadis-i şerifimiz ise kendisi için istediğini din kardeşin için de istemek. Bu konuyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmiştir. Men ahabba en yuzahzaha anin nari ve yudkhala'l cennete felta'tihi maniyatuhu ve huve yu'minu billahi vel yevmil ahir vel ya'ti ila'n nasi'llezî yuhibbu en yu'ta ileyh. Men bir kimse ahabbe istiyorsa en yuzahzaha kurtulup anin nari cehennemden ve yudhale girmeyi el cennete cennete fel te'tihi ona gelmelidir meniyetuhu onun ölümü ve huve yu'minu kendisi iman etmiş halde iken billahi vel yevmil ahir Allah'a ve ahiret gününe vel ye'ti yapmalıdır ilen nasi diğer insanlara اَلَّذ۪ي يُحِبُّ istediği şeyi en yu'te yapılmasını ileyhi kendisine. Bir kimse cehennemden kurtulup cennete girmeyi istiyorsa, ölümü ona kendisi Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş haldeyken gelmelidir. Kendine yapılmasını istediği şeyleri o da diğer insanlara yapmalıdır. Bu hadis-i şerifimiz ise din kardeşini sevdiğin vakit ona bunu söylemekle ilgili. Bunu da Mikdam İbn-i Ma'di Kerib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiştir. اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ اِذَا zaman, اَحَبَّ sevdiği zaman, الرَّجُلُ bir kimse, bir adam, اَخَاهُ kardeşini, فَلْيُخْبِرْهُ kendisine haber versin, yani bunu bildirsin, seni seviyorum diye söylesin. اَنَّهُ يُحِبُّهُ onu sevdiğini, ki başka hadis-i şerifte bunu söylemek ona olan muhabbetini artırır diyor. Bir adam kardeşini Allah için sevdiği zaman onu sevdiğini kendisine bildirsin. Bu hadis-i şerif ise kardeşlerin aralarının açılması şeytan işidir. Evet, bununla ilgili. Bunu da Hazreti Cabir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmiştir. İnne'ş-şeytâne kad ye'ise en ye'budehu'l-musallûne velâkin fit-tahrîşi beynehum. İnne şüphesiz ki eş-şeytâne şeytan kat iyice, kesinlikle, ye ise düşmüştür. En ye'budehu, kendisine kulluk etmelerinden. El musallune, namaz kılanların, yani kıble ehlinin veya müminlerin, Müslümanların. Velakin, fakat, fit tehrişi, fitne ve bozgunculuk yapmaya beynehum, aralarında. Evet, onların kendi arasındaki fitne ve bozgunculukları ise şeytanı sevindirir veya bu konuda ümitlidir.
Şüphesiz ki şeytan namaz kılanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini iyice kesmiştir. Fakat aralarında fitne ve bozgunculuk yapmaya çalışacaktır. Bu hadis-i şerifimiz ise iki kardeşin fısıldaşmasının, yani kendi aralarında gizli konuşmalarının üçüncü kişiyi üzeceği hakkında, ki bunu da Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiştir. İza kuntum thalathatan fela yetenaca ithnani dunel ahir hatta tahtalitu bin nasi min ajli en zalika yuhzinuhu. İza zaman, vakit, kuntum, olduğunuz, bulunduğunuz vakit, thalathatan, üç kişi olduğunuz zaman, fela yetenaca, fısıldaşmasın. Baştaki la yasaklamaktadır ki, necve, gizlice fısıldaşmak demek. Fela yetenaca, gizlice fısıldaşmasın. İthnani, iki kişi, yani üç kişi iken, ikisi ayrıca fısıldaşmasın. Dunel ahar, diğerini bırakıp. Dune, dışında demek, hariç demek. Ahar, diğeri hariç, yani diğerini bırakıp. Hatta, kadar. Tahtalitu ihtilat etmek, yani karışmak demek. Karışıncaya kadar. Bin nasi, insanlara. Min ecli, bundan dolayı gibi. Min ecli, sebep anlatıyor. Şu sebepten gibi. Bunu çünkü diye de çevirebiliriz. Enne zâlike, bu fısıldaşma. Zâlike, bu demek. Enne, muhakkak ki demek. Yani şüphesiz ki, muhakkak ki bu fısıldaşma, yuhzinuhu, onu mahzun eder. Hazene, hüzün demek. Yani ona üzüntü verir. O kişiyi üzer. Üç kişi bir arada olduğunuz zaman, olduğunuz vakit, başka insanlara karışıncaya kadar, içinizden iki kişi diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu fısıldaşma o diğer kişiyi üzer. Kelime kelime hadis tahlili programımıza inşallah devam edeceğiz.